Arkadaşlar merhaba, Gelecek Postası'na hoş geldiniz. Nisan ayı tarot ve kahve falımıza Boğa burcuyla devam ediyoruz. Evet, bakalım Nisan ayında Boğa burcu arkadaşlarımız neler yaşayacaklar. Hemen kartlarımı şu şekilde açıyorum. Arkasından seçimlerime başlıyorum. Evet. Bakalım Boğa burcu arkadaşlar Nisan ayında neler yaşayacaklar. Evet, ilk kartlarımı açtığımda biraz hani karamsar ve ne yapacağını şaşırmış, sorunlarla boğuşan bir Boğa burcu görüyorum. Hani artık yani bıkmış, bıkkınlık gelmiş, birazcık hani ne yapacağını şaşırmış bir Boğa burcu görüyorum bu ay. Evet, bir şeylere sahip olacaksınız ama birazcık da zamana bırakmanız lazım. Çok kolay sahip olamıyorsunuz maalesef. Yani bir ağız dalaşı, bir tartışma, bu tarz bir şey yaşayabilirsiniz. Hani ondan sonra biraz gözünüz mü açılacak diyeyim artık, ne diyeyim, aklınız başınıza gelecek. Ondan sonra gerçekten hani bu kadar çok problemi nasıl düşünüyorsunuz? Nasıl bu kadar sıkıntıyla uğraşıyorsunuz? Ben de hani şaşırdım açıkçası. Yani çok fazla düşünüyorsunuz, çok fazla uğraşıyorsunuz. Ama dediğim gibi bir ağız dalaşı, bir tartışma sonrasında gözünüz açılacak ve birçok problemi ondan sonra pıt 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 çözeceksiniz. Birazcık hani karşı tarafa karşı davranışlarınızı değiştirebilirsiniz. Yani çektiğim kart çok güzel, bir güçlü. Yani güç elinde olan bir Boğa burcu var bu ay. Gerçekten çok güçlü olacaksınız bu ay Boğa burcu arkadaşlarımız. Şöyle kartlarımı açtığımda bakalım Boğa burcu. Boğa burcu bu ay çok düşünüyor. Aşırı derecede düşünüyor ve başarılarından biraz muzdaripler. Hani başım ağrımasın da ne olursa olsun. Hani ama bu şu da demek, tek başınıza yapamazsınız her şeyi. Siz ben tek başıma yapayım diyorsunuz. Biraz destek almanız lazım ailenizden. Gördüğünüz gibi hani size destek geldiği zaman çok da güzel günler yaşayacaksınız. Yeni bir başlangıcınız olabilir bu ay. İş değiştirme veya başka bir şey, bakalım hani o kartı destekleyecek. Yani mucizevi bir olay yaşayacaksınız bu ay, gerçekten çok güzel geçecek. Hani siz biraz zor zamanlar yaşıyorsunuz, bu ayda öyle olacak. Gerçekten zorlanacaksınız ama kendinizi ispatlayıp aniden size karşı olumsuz düşüncelerin tamamen olumluya döndüğünü göreceksiniz. Ben bu karttan onu anlıyorum. Yeni bir başlangıç için biraz beklemeniz lazım. Ben ona ek bir kart çekeyim. Evet, gerçekten hani cesur atılımlar yapıyorsunuz. Cesur bir yeni başlangıç için bir şeyler olabilir diyorsunuz ama sonrasında kalbiniz kırılabilir. Bir değişiklik yapacaksanız bunu bu ay yapmayın derim Boğa burcu için. Evet, anakartımızı da açalım. Baktığımızda da gerçekten harıl harıl çalışan bir Boğa burcu görüyorum. Çok fazla inat mı ediyorsunuz acaba, bilemedim ama bu ay biraz inatlaşma size iyi gelmeyecek. Çünkü çok inat etmeyin. Yani bir konuda inatlaşmayın hiç kimseyle. Özellikle patronlarınızla. Sizin onların takdir etmesini bekleyin. Ben çünkü o şekilde bir şey gördüm. Hani sanki kafanızda iş değişikliği var da onu acabalarınızla bekliyorsunuz. Bence bu ay zamanı değil. Evet, hemen dilek kartlarımızı çekiyorum Boğa burcu için. Bakalım. Evet, bir kırgınlık, küskünlük, aşk acısı. Ama geçmişten gelen bir hediye. Acaba siz affetmediğiniz kişi size daha fazla mı değer veriyor? İlişkinizde bir takım dış çevrelerden gelen sözlere bence kulaklarınızı tıkayın. Hani sizin ilişkiniz sizde kalsın. Başkalarının sözleriyle hareket etmeyin. Bir özür dileme söz konusu. Size karşı yapılan bir haksızlıkta özür dilenecek. Bunu kabul etmediğiniz görünüyor ama bence kabul edin. Çünkü geçmiş ilişkinizde çok güzel, çok 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 iyi bir mutluluk, bir başlangıç, yeniden başlama söz konusu. Etrafınızdan duyduğunuz sözlere de çok fazla takılmayın ilişki konusunda. Evet. Şöyle kartlarımızı açtığımızda, evet, iş hayatında da istenmeyen sözler duyuluyor. İstenmeyen belki hani bir azar işitme veya yanlış yapma korkusu ama bir dengesizlik. Acaba ben bu durumu nasıl çözerim, ne yaparım, yeni iş mi arasam gibisinden öyle şeyler var. Hiç gerek yok. Siz yeni işten ziyade bulunduğunuz işte kendinizi ispatlamaya bakın. Çünkü bir takdir kazanacaksınız. Bence bu ay önemli kararlar almayın. Olduğunuz yerde kalın. Olduğunuz yerde paranızı elinizde tutun derim. Evet, sağlık açısından da bakalım hemen Boğa burcu arkadaşlarımıza.
Evet, bir dengeyi kurmuşsunuz. Gerçekten hani partner ilişki bu sağlık açısından da güzel geçiyor. Hani evde artık mutlu musunuz diyeyim, ne diyeyim? İlişkinizdeki mutluluk sağlığınıza da yansıyor. Siz mutlu ve mesut bir yaşam sürüyorsunuz şu an ve ona devam edin derim. Sağlık açısından hiçbir problem yok. Dengesizlik ortadan kalkmış. Hani artık şunu da yorumlayabiliriz. Bir veya iki arkadaşınız size hani iyi tavsiyelerde bulunmuş sağlık açısından. Bunları da yerine getirdiğiniz için çok güzel. Hani sağlık açısından problemsiz bir hayat var. Evet. Tarot folumuz bitti. Hemen kahve fincanınızı alıyorum. Kahve fincanınızda bakalım boğa burcunda neler var. Şöyle söyleyebilirim. Kısmeti taşan bir boğa var ama bu kısmete erişmekte zorlanıyorsunuz. Hani kendi kendinize ben bu işi yapıyorum ama biraz yavaş ilerliyorsunuz sanki. Bence sabırla bekleyin derim. Evet. Gerçekten kısmetli bir dönemdesiniz. Bu ay gerçekten sizin dilekleriniz kabul olacak. Ama biraz daha sabır diyoruz. Yani farklı farklı seçenekler önünüze sunulmuş, bir küsüp bir ayrıldığınız, bir barıştığınız bir ilişkiniz var ama karşı tarafa biraz da değer vermeniz gerekiyor. İş anlamında da gerçekten burada da çıktı. Sabırla bir iş yapmışsınız, soruna gelmişsiniz, beklemek zorundasınız. Biraz bu ay kişisel gelişime, kendinizi geliştirmeye önem verebilirsiniz. Bir iniş çıkış hayatınızda söz konusu. Bu iniş çıkış sonrasında da kendinizi çok çok iyi hissedeceksiniz. Bulunduğunuz konumda başkalarının gözü olabilir. Birazcık hani yaptığınız şeylere dikkat edin. Adımlarınızı dikkatli atın diyorum. Çok fazla seçenek sunuluyor size. Bence hani bu ay bir değişiklik yapmayın. Maddi ve manevi problemleri her zaman kendinize çözmek istiyorsunuz ama bunları paylaşarak daha kolay çözebilirsiniz. Evet. Evde de biraz hani huzuru arayan boğa burcu var ama yani partnerinizle ilişkiniz gayet olumlu gidiyor ama biraz sanki olmayan şeylerden huzursuzluk mu çıkarıyorsunuz? Hani bilmiyorum ama birazcık ortalığı toplamak sanki size kalmış. Bu da sizi rahatsız ediyor gibi bir algı var burada. Evet. Boğa burcunun ev hayatına baktığımızda da hani gayet durgun ve dingin ama karşı tarafı biraz daha hak vermeniz gereken bir ev hayatınız var. Çok sakin ve huzurlu eviniz olacak ama bu sizin elinizde biraz da. Siz huzurlu olsa dahi biraz hani kendi kendinize sıkılıyorsunuz evde, daralıyorsunuz. Yani bunun nedeni nedir bilemem ama birazcık hani kendinizi rahat bırakın, biraz olumlu düşünün, hayata güzel bakın diyebilirim. Evet. Boğa burcu arkadaşlarımızın da Nisan falı bu kadar. Teşekkür ediyorum.